Evet, Özlem hoş geldin. Hoş buldum Yasemin Hanım. Evet, pazartesileri konuğumuz artık saat 11 itibariyle Özlem. Evet. Çünkü izleyicilerimiz de yeni yeni alışacak tabii, buna tabii, çünkü. Aynen. Evet. Soruları olursa sosyal medya aracılığıyla da sorabilirler. Özlemciğim, Perşembe günü bahsettik, Rusya, evet, Rusya dedin. Evet. Cuma günü neler Evet. oldu? Evet. Karışıklık döngüsü içerisine giriliyor işte. Dünya çalkalanmaya başlayacak açıkçası. Bu süreç Orta Doğu'daki olan süreçle başladı. Şimdi Rusya ile birlikte tetik mekanizmaları gerçekleşiyor. Nisan ayı kritik, Ekim ayı kritik, ne diyorsun? Yaz döngüsü kritik. Eyvah. Önümüzdeki sonbahardaki tutulmada ülkemiz açısından da sınırlarımıza biraz dikkat etmemiz gereken bir süreci geçecek. Ama ülkemiz için kötü bir şey yani, yok. Güneş tutulması dedin. Evet, bir güneş patlaması söyleniyor bu birkaç gündür. Evet. 4 gün süreceği güneş patlamasının. Hatta Avrupa'dan ve Türkiye'den de bu ışıklar var ya, evet, bu şeydeki kutuptaki ışıkların, kutup ışıklarının görüneceği söyleniyor. Güneş patlamasıyla güneş tutulması insanları nasıl etkiliyor? Elektromanyetik alanlarımız değişmeye başlıyor. Çünkü çok büyük bir kuvvetli sinyaller gelmeye başlıyor açıkçası. Ve bu bizim teknolojilerimize, aletlerimize, bilişim sistemlerimize kadar varıncaya kadar, elektrik sistemlerine kadar bizim zorlayacak olan aslında önümüzdeki döngüleri anlatıyor. Bu patlamalar devam edecek ve bu patlamalar devam ettikçe arka planda aslında dünyada Plüton kova döngüsüyle birlikte 30 yıllık süreç içerisinde yeni bir yapılanma, yeni teknoloji nasıl bulabilirim? Uzay yatırımlarını nasıl yapabilirim? Uzayda madencilik ne yapabilirim? Yeni yerlerde nasıl hayat bulabilirim diye biz kendimizi zorlayacağız ve bilimi, teknolojiyi ilerletecek olan o bir döngünün içerisine gireceğiz. Hı hı. Korkmamak lazım yine. Kova Plüton'da değil mi? Onu biraz açıklar mısın? Ben kovayım ya, Plüton'la ne alakamız var? Tanımıyorum Plüton'u. Tanıştıralım. Devirleri etkileyecek olan, dönemleri etkileyecek olan bir gezegen. Hı hı. Gelmesiyle birlikte 30 yıllık döngülerde bizlerin hayatını değiştiriyor. Nasıl? Yani kapitalist sistemleri değiştiriyor, teknolojileri değiştiriyor, toprakların... Yenilikçi mi yani? Yenilikçi ama zorlayarak. Yani diyor ki ben geldim, hadi bakalım düzen şimdi değişiyor diyor ve bizleri zorluyor ve ilerletiyor aslında bakarsanız. Peki dün müydü Kadir İnanır'la ilgili biliyorsun? Evet, 48 haber saat uyutulacak bütün gazetelerin manşetlerinde. 75 şimdi, yaşında. Evet. Şimdi nasıl, ne burcu? Koç burcu. Koç mu? Evet, geçen hafta Perşembe günü de konuşmuştuk hatırlarsanız. Koç burcu lütfen sağlığına dikkat et diye. Evet. Çünkü koçlarda işte ataklar olabiliyor, geçmiş rahatsızlıklar şimdi çıkabiliyor. Tutulmalar koç ve terazi aksında olduğu için sağlık problemlerini biraz daha etkileyecek olan konular gündemde olabiliyor. Kadir İnanır'ın haritasına baktığımda da bir şey görüyorum ne ben gördüm? Orada. 14 Nisan'a kadarki olan dönemde, bu bir matematik analizi. Benim dualarım onunla birlikte, çok seviyoruz çünkü hepimiz. Biz de tabii ki. Evet, matematik analizlerine göre şöyle görünüyor. 14 Nisan'a kadarki olan dönemde biraz riskli durumlar varmış gibi görünüyor. Dualarımız onunla olsun, tek yürek olalım onun için. Ay bir şey oldum. Tabii doktorun dün açıklamasını izledik. Dedik ki kapalı beyin damarını 2 saatlik bir ameliyatla açtık. Açtıktan sonra da dinlenmesi ve rahat etmesi için entübe ettik, uyuttuk diyor. Ve 48 saat uyuyacak diyor. Yarın mı son 48 saat ya da bu akşam mı bilemiyorum. Ona göre uyandırılacak. Hayat tabii ki her zaman eskisi gibi olmuyor. Daha önce 2021 yılında da Kadir İnanır, yanılmıyorsam yine İstanbul dışında bir yerde bir beyin damarının atması neticesinde hastaneye kaldırılmıştı. Orada ilk müdahale yapılmıştı. Ve 3 yıldır da gayet iyiydi. Ama işte geçen gün Beykoz'daki evinde bir tarafına felç gelerek, ki bunu doktor söyledi. Geldiğinde bilinci kapalıydı ve bir tarafında felç gelmişti dedi. Ama sen de diyorsun ki 14 Nisan'a kadar bu risk devam edecek mi? Kesinlikle devam öyle edecek mi? Ve aynı zamanda bir konu daha bulunuyor. İkişerli, yani bir daha bir atak geçirme ihtimali var. Stresten, sıkıntıdan uzak durması lazım. 14 Nisan'a kadarki olan dönemi atlatabilirse, atlatmasını diliyorum. Tabii ki. Ondan sonraki süreçte bir tane daha bir ameliyat, bir operasyon daha, bir daha bir sıkıntı yaşama ihtimali bulunuyor. Sağlığına, sıhhatine, stresine çok ama çok dikkat etmesi gerekiyor sevgili Kadir İnanır. İlginç, çok ilginç. Bak Settar Bey de iki kere beyin ameliyatı oldu değil hatta mi? Hatta ameliyattan çıktı, tam düzeliyor dedik, bir daha oldu. Oldu iki gün sonra. Şu anda da taburcu oldu. Umut ediyoruz ki her şey iyidir ve yolundadır. Benim de tanıdığım bir sürü insan var beyin ameliyatı geçirden. Yıllardır yaşıyorlar, hayatlarını idame ettiriyorlar. İşte ilaçla, kontrolle.
Umut ederiz ki Kadir İnanır da bu stresi ve bu nekaat dönemini son derece iyi atlatır diye. Koç burcu diyorsun. Evet. Hangi ay, hangi günde doğmuş Koç burcu? Nisan mı oluyor Koç? Nisan'da doğmuş. Ha, Nisan'da. Yani doğum gününü umut ederiz ki hani bilinci açık kutlasın. Inşallah. Onu temenni ediyoruz bütün hastalarımız için efendim. Çok önemli gerçekten. Peki haftalık burçları bir bakalım. Evet. 15 Nisan'mış. Okan söyledi 15 Nisan'mış. 15 Nisan'a kadar. Sen 14 Nisan tehlikeli dedin. 15 Nisan'da inşallah doğum günü pastasını üfler. İnşallah. Evet. Dualarımız kendisiyle. Evet. Bir kere şimdi bu hafta genel olarak bir kritik durum var mı? Bu Dolunay'dan şundan bundan dolayı. Çok enteresan bir haftanın içerisindeyiz. Çünkü Mars'da Balık Burcu'na geçtiği bir yandan arka planda bir tutulma var. Ay tutulması var. Evet. Aldebaran yıldızıyla birlikte kavuşum yapan bir yükselen var. 72 gün boyunca adaletten yana olacak olan konular. Haksızlık yaptıysak tek tek önümüze çıkacak. Hiç pişman olmayalım bu dönemin içerisinde. Hatta böyle geriye dönüp bak diyorsun bir şey yapmış mısın diye. Neden bunu başına yaşıyorsan. Geliyor? Evet, niye başına geliyor tabii. Aynen öyle. Önemli olan o yani hani derler ders ya. Çıkar. Bir şey başına gelmeden anlayamazsın diye. Evet. İle geçmişte yaptığın bir şey bugün önüne çıkıyor. Bugün önüne çıkıyor ve aynı zamanda bir arka planda yaptığımız gizli kapaklı olan olaylar da varsa eğer ki onlar da ortaya çıkacak. Ama bir konu daha var. İşte hukukta, ticarette, aşkta, adaletten yana olanlar için hiç korkmasınlar, arkalarına yaslansınlar ve gelecek olan mucizeleri. Evet. Aynen, ben rahatlamaya geçtik biz. Evet, rahatlıyoruz. Evet. Gelsin güzel. Gelecek olan, evet. Bekliyoruz. Aynen. Arkalarına yaslansınlar, gelecek olan kısmetleri karşılasınlar efendim. Ve bir döngü başlıyor, 45 günlük, onun da altını çizelim. Bazıları aşkta çok şanslı olacak. Evlilik ve ilişkilerle alakalı öyle doğum tarihleri var ki onlar 45 günlük döngü içerisinde bir anda ilerleyecek olan evlilik süreçleri içerisine girebilir. Bir anda hayatın aşkını bulabilir ve ne oluyor acaba ben çiçek mi açtım terazi tutulmasıyla birlikte diyebilirlermiş benim gibi. Benim haritam biliyorsun İlginç. Öyle bir şeye giriyor muyum şanslı bir şeye? Çok giriyorsun. Ya senin haritan hele Yasemin Hanım'ın haritası sizin ikinizin de haritası mucizeleri barındırıyor. Bir öyle anda böyle yükselişler aşkla alakalı. Evet. 45 günlük süre gongu duydunuz başladı. Haydi evet. Bak o doğum tarihlerini söyleyeyim mi yoksa sona mı bırakalım? Sonra ya o söyle doğum tarihini. Söyleyeyim mi? Şanslı doğum tarihini. Ha tabii. O zaman açıklıyorum. Söyle. 1964 65'li doğumlular. 76 77 doğumlular. 76 77. 88 89 doğumlular. Evet. 2000 ve 2001 doğumlular. Öyle böyle aşkla alakalı mutluluklara uğramayacaklar. Hadi bakalım kalbinizi açın. 45 gün çok önemli. Karşılaştığınız kişiler boşuna değil efendim. Ha önünüze yani düşüncenin gücü mü oluyor bu? Nasıl oluyor? Düşüncenin gücüyle mi i̇şte, oluyor? Bir şey çağırırsın hani ya. Ben çok derler. Severim Mevlana'nın lafı vardır evet. Ya. Bir şey eğer senin kısmetinse evet. El getirir, gel getirir, sel getirir. Değilse el götürür, yel götürür, sel. Aynen. Demek ki bu yani kadersel buluşmalar gerçekleşecek bu kesinlikle. Dönemde. Kesinlikle. Matematik analizlerine göre bu doğum tarihleri biraz daha şanslıymış gibi görünüyor. 64-65, 76-77... 88-89, 2000-2001. Z kuşağı. 2000, Z kuşağı. Eski kuşak bak 64-65 evet. Emekliler de aşk yaşayacak. Yaşar niye yaşamasınlar? Ne güzel. Yani görüyorsa ekranlarda. Promosyonu da alacaklar. Çay bitti. İçmeye gidin hemen. Tabii. Evet aynen. Tatillere gidin. Pozitif bir yaklaşım. Evet. Peki diğer burçlara gelirse. Evet. Evet o zaman koçlarla birlikte başlıyorum. Bu hafta neler getirecek. Evet. Ve 45 gün içerisinde de mücadele alanlarını anlatayım mı? Tabii. Tamam. Anladım. Evet koç burçları bu hafta özellikle hayallerinizi gerçekleştirmeniz için çok büyük destek alacaksınız ama arka planda özellikle iş hayatınızla alakalı olan konularda görünmeyeni görmeniz gereken bir enerji içerisindesiniz. Gerçeklerle ilerlemelisiniz. Ortaklı olan iş teklifleri ve projelerle alakalı finansal anlamda yatırım yapmadan önce bir fizibilitesine baktırmanızı öneriyorum. Risk var mı yok mu? Önümüzdeki Nisan ayında neler gerçekleşecek? Çünkü bu hafta itibariyle belli olacak olan iş hayatınızla alakalı da bazı konular bulunuyor. Sağlık, sağlık, sağlık diyorum koçlarla alakalı. Özellikle kemik kırıklarına dikkat etmeniz lazım. Lenf
harflere dikkat etmeniz lazım. Baş bölgesi ve arka planda böbrek rahatsızlıklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta öyle bir enerji alanı var. 45 gün boyunca sevgili koçlar, miraslarla alakalı olan konular, alamadığınız haklarınızla alakalı olan konular da gündeminizden geçerken, arka planda yine altını çiziyorum, yatırım yapmanız gereken konularda kredi ve faizlerle alakalı riskli bir dönem olabilir. Temkin, temkin, temkin diyorum koçlara. Niye 45 günlük süreçim? Onu ben merak ettim. Yani nasıl yapıyorsun da 45 gün diyorsun? Mars Balık Burcu'na geçti. Anladım. 45 gün boyunca Mars Balık Burcu'na seyahat edecek. Onunla ilgili yani. Evet, onların da ticari anlamdaki riskli olan döngülerine biraz işaret ediyor. O yüzden uyarılarımda bulunuyorum. Ve boğalara geçeyim mi? Evet. Evet. Sevgili boğa burçları, bu döngü içerisinde hayatında özellikle 45 gün boyunca eşinle, acaba ilişkinle, acaba ben sen kavgaları içerisine girerken kayınvalideni mi düşünüyorsun? Arka planda araya giren dostlarını mı düşünüyorsun, neyi düşünüyorsun? Lütfen kendi ilişkine biraz yönelerek ilerlemen çok önemli. Çünkü bu döngü içerisinde hayallerinle gerçekler arasında biraz fark olabilir. Biraz kendine çekidüzen vermen gerekebilir. İlişkinde partnerin, eşin seni gerçek anlamda sıkıntıya sokacak olan konular içerisinden geçebilir. Ama hayallerinize odaklanarak ilerlemeniz lazım. Beraberliğinizdeki o hani elle tutulur şeyler vardır ya. Hayal ettiğim bir şey var ama elle de tutulan güzel şeyler var. Oraya odaklanabilirse boğa burcu bu haftaya özellikle çok daha rahat edebileceği enerji alanları içerisinden geçebilir. Sevgili boğa burcu, hafta sonuna doğru sağlığınla alakalı olan konularda biraz riskler görünüyor. Kendine birazcık dikkat etmeni de öneriyorum diyelim ve hemen akabinde ikizlere geçiyorum. İkizler, evet. Oğlumun burcu, evet. Anamın burcu, evet. Kardeşimin burcu, evet. Burcu da burcu, burcu, yani burcu, burcu. Zor bir burç ikizler. Zor. Evet. Zor. İkizlerle hayat zor bak. Yani evet. Şimdi anam da anlamasın. Eğlenceli ama zor. Öyle yani. Zor. Eğlenceli ama zor. Çok girişkenler, çok konuşkanlar. Çok. Fakat evet. Bazen böyle şeylerini sevmiyorum onların. Böyle bir anda kalp kırıcı konuşuyorlar, sonra diyor ki ben dobrayım ve dürüstüm. Ama bazen içleri, o kadar dobralık dürüst işe yaramıyor yani. Ama Pınar, içleri de dışlarında ya sinsi sinsi tutsalardı ne yapacaktın o zaman? Canım benim gibi tatlış tatlış söylesinler. Beni de yükselenim ikizlerle biraz koruyacağım onları. Onun için hemen müdafaya geçtim evet, diyorsun. Evet, yükselen ikizler burcu, hayallerine ulaşacaksın, korkma. Ama bu döngü içerisinde, özellikle bu hafta içerisinde ıssızlandığın, ıssıza düştüğün bir alan var. Aşkınla mı alakalı, işinle mi alakalı bazı şeyler çalkalanıyor, farkındayım. Ama lütfen kendi hayatın içerisinde bu döngüde belki de çok kişi var çevrende ama hiç kimsen yokmuş gibi hissetsen de bu hafta içerisinde, özellikle çarşamba gününden itibaren hayatında değişiklikleri, dönüşümleri lütfen hayatının merkezine katacağını bil ve 45 gün içerisinde özellikle sağlığınla alakalı sen de çok dikkatli olman lazım. Çocuğun bulunuyorsa çocuğunun sağlığıyla alakalı da bazı tetiklenmeler gerçekleşebilirmiş gibi görünüyor. İş hayatına dair yeni projeler, planlamalar 45 gün içerisinde kendini göstermen için şanslı olduğun alanları da temsil ediyor diyelim. Evet, yengeç. Evet, yengeç burcu. Buyurun, gönder gelsin. Sulara geldik. Evet, sulara geldik. Sulara geldik. Evet, yengeç burcu. Bu döngü içerisinde kariyer hayatınla alakalı olan konular çok aktifleşiyor, farkındayım. Ama arka planda bu hafta özellikle seyahatlerle alakalı, sözleşmelerle alakalı gündemde olacak. Yani bir iş çıkacak mesela, seyahate gitmesi gerekecek. Telefon görüşmeleri susmayacak bu hafta. Özellikle yengeç burcu, aile içerisinde sağlıkla alakalı problemleri olanlar varsa bu hafta senin kapını çalabilirler. Onları ihmal etmemen gerektiğinin yine altı çiziliyor. Ev alım satımlarıyla alakalı bir şeyler hızlanmaya başlayacak, haberin olsun. Bu döngü içerisinde değerlendirmen önemli. Ama ikinci bir şans daha çıkacak Nisan ayından sonra. Bu hafta gerçekleşen konuları Nisan'dan sonraya da bırakabilirsin. Haberin olsun diyelim. Ve önümüzdeki 45 gün boyunca seyahat, 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 uzak şehirler, yolculuklar, köşesi, uzak ülkeler gündeminde. Ben de çok bak güzel. Böyle evet. Bir hareket başladı. Evet. Sapanca ile başladım. Devam ederim ben artık. Devam edeceksin.
Karadeniz'e gitmek evet, istiyorum çok. Evet. Çok güzel yerler var. Zamanımız olsa keşke. Tabii günlük yayın yapınca ancak iki gün hafta kalıyor. Sonu ancak hafta sonu yani. Kalıyor. Değil mi? Onu yaza saklıyoruz. Abi. Dinlenmek de çok evet, önemli. Çok evet. Şimdi nereye geldik yengeçten? Aslanlara geçtik. Aslanlara mı geçtik? Aslanlar bu hafta para, para, para sizin için. Para enerjiniz öyle böyle artmıyor. Ve diyeceksiniz ki oturduğum yerden para mı akıyor ya? Nereden oldu Allah bu? Gerçekten Allah. Gerçekten herhalde. Allah hiçbirimiz de aslan değiliz evet bu arada. Evet ya aslanlar bir aslanla şu an hemen yok şey yapmak evet, istiyorum. Evet. Bir arada vakit geçirmek istiyorum. Sürtünelim. Şöyle bir dokunmak lazım. Aynen. Onlara ışıltıları çok da güzel aslanların ama değil aslanlar, mi? Aslanlar o. Aslanlar her girdikleri yerde hissettirirler yani kendini. Kadını çok farklı, erkeği çok farklı değil her mi? Her kesinlikle her ama burcun ama aslanda öyle, çok mu şey ayrışma var? Belli ediyorlar kendilerini evet, biraz daha ama o kadar ışıltılılar, o kadar şeyler ki bence ego diyorlar ya hani. Hı-hı. O ego da onlara biraz yakışmıyor mu? Ben seviyorum açıkçası. Evet. Yakışıyor. Doğru yönetip doğru kullananlar için çok karizmatik ve artı puan bir şey. Değil mi? Ama biliyorsun bazı insanlar ego yönetimini doğru yapamıyorlar. O zaman işte sıkıntılı bir süreç oluyor. Bence o yapamayan kısım için bu laf söylenmiş. Evet öyle söylüyorlar bence de. Şimdi o zaman aslan burçlarına devam edecek evet, olursak eğer ki para 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 enerjiniz artıyor. Bu hafta parasal konularla alakalı sözleşmeler de gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor, haberiniz olsun. Mars'ın getirdiği 45 günlük süreç içerisinde siz de ortaklı olan konularda bazı yol ayrımlarından geçebilir misiniz gibi görünüyor. Çevrenizde, eşinizde, dostunuzda birazcık dikkat etmeniz gereken enerjiler bulunuyor. Lütfen temkinli olmanız lazım. Özellikle parasal konularla alakalı bu kadar kazançlı çıkarken arka planda nasibinizi bölmeyin efendim diyelim. Ve ameliyatlar da gündemlerinde olursa, kendileri değil sadece, mesela yakınlarının da sağlık sıkıntısı olabilir. Ameliyatlar da gündeminizde olursa onlarla birazcık koşturmak durumunda da kalabilir misiniz gibi görünüyor. Evet. Ve Başaklar. Başaklar. Evet, Başaklar için öyle böyle bir hafta değil. Kendini yenileyeceğin, dönüşeceğin bir haftadan geçiyorsun. Ama bu süreç belki minik böyle işte estetik operasyonlar mı? Belki geçtiğimiz haftalarda da yaptırmış olabilir. Şimdi kendi kendine yenileneceği de bir döngü olabilir. Minik iğneli operasyonlar falan geçirebilir. Ama iki tutulma arasındayız. Eğer ki bu döngü içerisinde güvenmediği doktorlar varsa Başak Burcu'nun, lütfen temkinli olmak lazım. Bildiğin, ettiğin, geçmişten beri gittiğin doktorlarla birlikte ilerlemen oldukça önemli. İmaj, stil değişiklikleri gündeminde gibi görünüyor. Başaklar için de para enerjisi hafta sonuna doğru artacak olan güzellikleri getirecek sevgili Başaklar. Bu döngü içerisinde Mars'ın Balık Burcu'na geçmesiyle birlikte dostunu, düşmanını ayırt edeceğin bir döngüden geçeceksin. Arka planda aslında planların ve projelerinle alakalı hız kazanırken senin yanında kim olması gerekiyor? Şimdi karar vereceğin bir döngüden geçeceksin ve eğer ki bir beraberliğin varsa onun sağlık sıkıntısına dikkat etmen lazım. Özlem kaç için burcumuz kaldı? 6. O zaman hızlı gidelim, 4 dakikamız var. Hemen o zaman. Terazi Burcu ise sağlıksal konularla alakalı temkinli olman gereken bir haftadan geçiyorsun. Haberin olsun. Mars'ın döngüsüyle birlikte iş hayatıyla alakalı sen de hız kazanacaksın ve projelerini gerçekleştirmen gerekecek 45 gün boyunca. Terazi Burcu hayatın değişiyor. Evlilik ve ilişkilerle alakalı da bir döngü seni bekliyor. Bu hafta itibariyle hayatında gerçekleşenlere çok ama çok dikkat etmen gerekiyor diyelim. Ve hemen akabinde Akrep Burçlarına geçiyorum. Sevgili Akrep Burcu, göksel anlamda hayallerine ulaşman için bir kitle var. Seni böyle ileriye doğru itecek olan bu kitleyle beraber ilerleyebilirsin ama arka planda görmediğin kişiler, duymadığın olaylar gündeminde olacakmış gibi görünüyor. Aile içerisinde hastalıklarla alakalı, sağlık sıkıntısıyla alakalı bir yakının bulunuyorsa bu hafta sonuna doğru hastanesel süreçler gündeminde olabilirmiş gibi görünüyor. 45 gün boyunca akrepler aşk, aşk, aşk diyecekler hayatların içerisinde. Ve hemen akabinde yay burçlarına geçecek olursak eğer ki, sevgili yay burcu bu hafta kariyer konularıyla alakalı yükselişin gündeminde. 45 gün boyunca aile içerisindeki olan konulara temkinli olman lazım. Evin içerisinde bozulan eşyalar ve eğer ki kiracıysan bir döngü bitiyor olabilirmiş gibi görünüyor. Sevgili oğlak burçları ise önümüzde bu hafta boyunca özellikle eğitim, hukuksal anlamda olan konularla alakalı, ticaretle alakalı olan konularda hız kazanacakmışsın gibi görünüyor. Sevgili Oğlak Burcu, 45 gün boyunca
seyahatler gündeminde olacak, haberin olsun diyelim. Ve hemen akabinde kova burçlarına geçecek olursak, evet, sevgili kova burcu, ortaklıklar ve iş projeleri bu hafta içerisinde gündeminde. Bu ortaklı olan konularda finansal anlamda kârı çıkmak için adımlar atabilirsin. Ama bu süreçlerde özellikle 45 gün içerisinde, bu hafta gerçekleşecek olan bir enerji akımı, 45 gün içerisinde maddi anlamda kendini güvence altına alman gereken konularla alakalı, bu süreç hukuksal süreçlere dayanıyor mu? Dikkat etmen gerekiyor diyelim. Ve hemen akabinde son burcumuz balık burcuna. Evet. Balıklar hep sona kalıyor. Evet. Balık burcu, çevren genişliyor, ismin duyuluyor. Bu hafta itibariyle özel hayatınla alakalı ilişkin dengeye oturacak, tamam mı devam mı kararı alabilir misin gibi görünüyor. Bu hafta ve 45 gün boyunca Mars'ın balık burcundaki seyri biraz seni hareketlendirecek olsa da kazalara, kemik kırıklarına biraz açıksın. Lütfen temkinli olman, evet, gerekiyor. Kısa bir aramız var. Evet, Özlem'e teşekkür ediyoruz. Haftaya pazartesi bekliyoruz Özlem. Seve seve. Yarın buradayız efendim. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın.